Abi adamın gerçek lider olmadığını nereden anladın? Adamı öldürdük işte. Abdüre, adam beni oyuna getirdi. Ben bu zevki ona bırakmam. Abi, Okan buradan nasıl lider olur ben anlamadım. Adam kendince çok iyi bir sistem kurmuş. Hem kendini kamufle ediyor, hem de orada işkence altında konuşmayan esirlerle ilişki kurup, onların güvenini kazanarak adamları çözüyor. Abi adamı tekrar nasıl bulacağız? Şimdi çoktan oradan tüymüştür. Yok Cahit. Adam bizi kandırdığını sanıyor. Yeni bir lider koymuş, aynen devam ediyordur. Senin bu tiyatro gerçekten işe yarıyor. Dibindeki adamlar bile onları kimin yönettiğinin farkında değil. Bundan sonra örgütün lideri sensin. Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Benim kim olduğumu biliyor musun? Evet, başkanın sağ kolusunuz. Bu senin kambur çaycı sandığın adam da sol kol. Bundan sonra sen bu örgütü yöneteceksin, o da senin. Şimdi çıkacaksın, ilk emrini vereceksin. Ne diyeceğim peki? Önce dik duracaksın. Lider gibi. Derin bir nefes alacaksın. Sonra da örgütümüzün dağılmadığını göstermek için muhaliflere karşı misilleme emri vereceksin. Büyük bir katliam yapacaksınız ki liderliğin pekişsin. Annemi görmeyecek misin? Konuşuyor mu? Nasıl konuşuyor mu? Sana affet kızım beni. Hata yaptım dedi mi içeride? Konuşmayı söylüyü görüp ne yapacağım? Başınız sağ olsun evladım. Allah razı olsun. Nasıl olmuş? Kaza diyorsun. Kader diyelim. Vadesi bu kadarmış. Başın sağ olsun kızım. Sağ ol Ömer baba. Çakır, Selvi diyor ki anneme çarpanı cezaevine girmeden öldü. Ne yapalım? Selvi'nin soyadı Baş. Çakır olsaydı ne emrediyorsa yap derdi. Neticede nesini soyadını bıraktı. Öldüğünde Çakır olsaydı intikamını al derdim. Kimin adamısın sen? Abi vallahi kimsenin adamı değilim ben. Birden önüme çıktı görmedim abi. Seni kaybederim. Leşini bile bulamazlar. Ondan sonra gider. Tanıdığın, sevdiğin, selam verdiğin kim varsa teker teker öldürürüm. Abi Allah belamı versin. Benim suçum yok, acıyın bana. Ne olur Allah aşkına abi. Aziz, bunun her şeyini öğreneceksiniz. Nerede doğmuş?
Ne iş yapmış? Çoluk çocuğu ne işi varsa hepsini öğreneceğim. Sen böyle yapmaya devam edersen iyileşemezsin. Sana üstünü değiştir dedim. Değiştirmemişsin. Hemşire hanım, bana yardım edin. Beni burada zorla tutuyorlar. Senin iyiliğin için. Direnmekten vazgeçer, sözümü dinlersen kısa zamanda iyileşirsin. Anlamıyorsun. Ben hasta değilim. Birileri bana oyun oynadı. Ben Cumhuriyet savcısıyım. Savcı hanım, elbiseni değiş, yemeğini ye. Birazdan ilaçlarını getireceğim. Aç karnına içersen gece mide ağrısından uyuyamazsın. Ne bu getirdiğin şeyi giyeceğim, ne bu yemeği yiyeceğim, ne de ilacı içeceğim. Sen bilirsin. Gerekirse zorla içiririz. Ben buradan çıkacağım. Ya ölü ya diri. Ama diri çıkarsam elimden çekeceğin var. Efendim, Polat Alemdar'la ilgili gelişmeler var. Öldürdüğü adamın örgütün gerçek lideri olmadığını anlamış. Gerçek lideri öldürmek için dönmekten vazgeçmiş. Efendim, Polat Alemdar hakkında verilen hükümden kaçmak için bizi oyalıyor. Biz hükmümüzü verdik. Polat Alemdar da kendi hükmünü verdi. Şimdilik bekleyin. Bakalım Polat Alemdar verdiği hükmün arkasında duracak mı? Abi Zülfikar Ağa yok. Herhalde çatışma çıkmadan önce yola çıkmışlar. Gece çıkacağız demişti Cahit. Burası basılalı çok olmamış. Abi biri yaşıyor. Çabuk yardım edin. Su. Su verin. Öldürdüler. Zülfikar Ağa nerede? Götürdüler. Abi gidip basalım şerefsizleri. Biz de onlara kan kusturalım. Zülfikar Ağa ellerinde Abdüley. Ne yapacağız abi? Türkmen mahallesini bulacağız. Bir de Alevi olacaksın. Yezidlerle işbirliği yapıyorsun. Alevi kardeşlerin burada. Emperyalistlerin kurşunları altında iniyor. Sen kardeşlerinle beraber olacaksın ha? Emperyalistlerin uşaklığını yapıyorsun. Ben hayatımda hiç kimsenin uşaklığını yapmadım. Ama siz Yezid'in uşaklığını yapıyorsunuz. Sen Yezid diye bizim başkanımız mı kastediyorsun? Mazluma zulmedenin
dini, mezhebi ne olursa olsun benim gözümde Yezid'dir. Öz kardeşim olsa değişmez. Orada oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz. Burada biz neler yaşıyoruz, neler çekiyoruz haberiniz yok. Sünnisi, Vahabisi, Elmizancısı hepsi burada birlik olmuş. Zamanında Hüseyin Efendimiz'e yaptıkları gibi kafamızı koparmaya çalışıyorlar. Ulan sen kim? Hazreti Hüseyin kim? O zulme karşı koyabilmek için kendini feda etti. Siz kendi saltanatınızı yürütebilmek için zulmediyorsunuz. Üstelik zulmederken dini de kullanıyorsunuz, mezhebi de kullanıyorsunuz. Atın Hüsnü Yaşan'ın hücreye su bile vermeyin. Biraz düşünsün, aklı başına gelsin. Seyyar abi, lamin navuz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Polat abi. Gördünüz mü, ben size Polat Alemdar Suriye'ye gelmiş dedim. Siz benimle dalga geçtiniz. Ne haber? Abim hoş geldin. Hoş bulduk. Biz dedik ki Polat Alemdar Suriye'ye gelirse Türkmen kardeşlerinin yanına uğramadan dönmez. Ondan gelmemiştir dedik arkadaşım. Kusura bakmayın. İş güç, anca geldim. Bekir ağayı nerede bulurum? Buyur abi götürelim. Bizi takip edin. Sana yatacak yer göstermediler mi? Niye burada uyudun? Benim uykuyla pek aram yoktur efendim. Benim de koltuğumda uyuyanlarla aram yoktur. Bundan sonra odamda uyumaz. Burada olmamdan rahatsızlık duyduğunuzun farkındayım. Ama ben sadece emirlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Şu gece getirdiğin çay, ne vardı onun içinde? İyi uyumanıza sevindim. Tarifini hizmetçinize veririm. Sen mutfağa gidip kahvaltımı yap. Birazdan çıkacağız. Aramana çok sevindim. Bugün görüşüyoruz, değil mi? Hoş geldiniz hocam. İyi gördüm seni Sencer Bey. Kimseyi almayın. Hocamızla görüşürken rahatsız edilmek istemiyorum. Memleketi özlemiş misin? Gelirken her seferinde çok heyecanlanıyorum. Ama geldikten sonra da hayal kırıklığına uğruyorum. Kaostan, kuralsızlıktan, düzensizlikten yoruluyorum. Bunu artık değiştirmenin vakti geldi. Devleti yeniden dizayn etmeye karar verdik. Senin de bu işte görev almanı istiyorum. Sercer Bey, ben Amerika'da think tank'te bölgeyle ve Türkiye ile ilgili çalışmaları takip ediyorum. Bırakıp gelemem. Ekrem, hiç kaçmak için bahane üretme. Yetiştirdiğin gençler orada o işleri yaparlar. Biz burada yeni ve bağımsız bir istihbarat yapılanmasını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bize lazımsın.
Bu konu yıllardır defaatle gündeme geliyor. Her seferinde heyecanlanıyorum. Hı. Ama hayata geçirmek mümkün olmuyor. Bu defa öyle olmayacak. Görevi ben aldım. Sancar Bey, Türkiye'de istihbaratın bilimsel verili yapılması gereken önemli bir iş olduğunu anlatamıyoruz insanlara. İstihbaratı gammazlık yapmak ya da şahısları fişlemek sanıyor birçok arkadaşımız. Soğuk Savaş döneminde istihbarat servisimizi şekillendiren NATO, bizim dış istihbaratla uğraşmamızı istemediğinden böyle bir yapı kurdu. İstihbaratı onlardan alıp bize ne kadar doğru bilgi verirlerse onunla yetiniyorduk. Dolayısıyla iç istihbarat yapıyoruz diye oyalanmak için vatandaşı fişlemekten, vatandaşı eziyet etmekten başka bir şey yapılmıyordu. Haklısın. Ama vatandaşının eğilimlerini düşman gören o zihniyeti değiştirmeye başladık. Bu konuda bir miktar yol aldık ama işin başındayız elbette. Hem istihbarat toplamak hem de elde edilen bilgiyi doğru analiz edip politika oluşturan makamları doğru yönlendirecek ekipleri kurmak hem zaman hem de bütçe isteyen bir şey. Ödeneği merak etme, o konu halledildi. İstihbarat toplayacak birimlerin oluşturulmasıyla ben şahsen ilgileneceğim. Senden de bu verileri işleyecek uzman analistleri bir düşünce kuruluşu altında toplayıp başına geçmeni istiyorum. Sancar Bey, bölgesel güç olma iddiasında olan bir ülkenin elbette böyle bir yapı kurması lazım. Fakat ben sizin bunun için erken olduğunu düşündüğünüzü sanıyordum. Böyle bir faaliyet mutlaka büyük devletlerin ilgisini üzerimize yoğunlaştıracaktır. Onun için her şeyi büyük bir gizlilikle sürdürmeliyiz. Biz yapıyı kurup işi bitirene kadar farkında bile olmamalılar. Şüpheci olmamı mazur görürseniz bir sorum daha var. Karar alma noktasındaki politikacılara bu projeyi nasıl kabul ettireceksiniz? Sonuçta onların başı ağrıyacak. Politikacılar bürokratlardan çok daha açık fikirli bu konuda. Çünkü bölgedeki gelişmeler onlara deneyimle öğretti istihbaratın bilimsel bir iş olduğunu. Güvenlik, istihbarat ve yargı bürokrasisi direnecek. Ama o direnci ikimiz birlikte kıracağız. Geçmiş olsun general. Sağ ol. Uçak hazır mı? Beni ne zaman gönderiyorsunuz? Ufak bir mesele var. Onu halledince gideceksiniz. Ben burada yatarken Suriye, İran'ın eyaleti mi oldu? Sen böyle bir şeye nasıl izin verirsin? Moskova bunu eninde sonunda öğrenir. Moskova belki de bundan önce Türklere nükleer materyal satmaya çalışın da öğrenir general. O zaman ne olur dersin? Sana kim ne dedi bilmiyorum. Ama böyle bir şey yok. Senin kontrolündeki bir mafya grubu Türklerle uranyum pazarlığı yapıyor. Senin bundan haberin olmadığını hadi biz inandık diyelim. KGB inanır mı? Yeter. Ne istiyorsan açık söyle. Senin parayı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Onun için endişen olmasın. Seni zarara uğratmak niyetine değiliz. Türklerle yaptığın anlaşmadaki rakamın aynını Tahran verecek. Uranyumu bize satacaksın. Bana bir telefon ver. Da. Ivan, etoya, tvoj otec. Otec, počemu ti? Do sih por ne vrnulsa? Išame vazdikni nekatarija neorijatici. Slušaj, minija vnimatanija. Dogovor s Turkami otmenjen. Podarak Iran sam odadim. Tive, srošna. Nužna, jihad vibatumi. Aradığım son numarayla kontak kurun. Değiş tokuş yerini onlardan öğreneceksiniz. Bir an önce de uçağımı hazırlayın. Thank you.
Sevdiğim. Biliyorum ki yaşıyorsun. Sen yaşadıkça ben direnmekten vazgeçmeyeceğim. Eğer bir gün beni bırakıp gidersen, ölürsen senin için yaşayacağım. Senin bu dünyada eksik bıraktıklarını tamamlamak için yaşayacağım. Hadi bakalım. Defolun gidin. Polat Alemdar, adamların yerini biliyorum dedin. Bizim sayımız çok değil ama her şeyimizde emrinizdeyiz. Gidelim basalım. Eyvallah Bekir Ağa. Ama baskın yaparsak Zülfikar Ağa'nın hayatını riske atarız. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bir yolunu bulup Zülfikar Ağa'yı emniyet altına almam lazım. Onun canını garanti altına almadan bir şey yapamam. Abi siz gitmediniz mi? Sen meseleni hallettin mi? Yok abi, daha halledemedim. Biraz erteleyeceksin o zaman. Bana lazımsın. Baş üstüne abi. Geç. Oğlum, misafire de çay verin. Tamam ağa. Abi, Semih geldi. Al oğlum içeri. Biz hazırız Semih. Ne zaman gidiyoruz? Gitmiyorsunuz Kara. Operasyon iptal oldu. O niye? Adamlar bize satmaktan vazgeçmişler. Siz de cimrilik yapmayın kardeşim. Açın biraz kesenin ağzını. Para meselesi değil Kara. Politik. İranlılara satacaklar. İranlılara mı? Siz de hemen vazgeçtiniz öyle mi? Ne yapacağız kardeşim? Yapacağınız belli. Değiş tokuş nerede olacak öğreneceksiniz. Bana söyleyeceksiniz. Ben de gereğini yapacağım. E madem bu mesele memleket için hayati, ben gereğini yaparım. Kara, keleş almıyorsun. Nükleer malzeme alıyorsun. Kardeşim, asıl onun için almam lazım. Biz almazsak İranlılara gidecek. Sen bana yeri öğren, gerisine de karışma. İhtiyarlar emir vermeden ben bir şey yapamam. İhtiyarlara söyle, onlar için ya da memleket için bir risk yok. Ben kendi namı hesabına çalışan bir adamım. Devletle bir alakam yok. Başımıza bir iş gelirse, terörist dersiniz, işin içinden çıkarsınız. Aklınız başınıza geldi mi savcı hanım? Ellerimi çöz, kendin gör aklımın başına gelip gelmediğini. Peki savcı hanım. Bunu bir uyarı olarak kabul edin. Dışarıda istediğiniz deliliği yapabilirsiniz. Tabii ki bedelini ödemek kaydıyla. Siz nasıl insansınız? Polat Alemdar size kanıyla, canıyla hizmet etti. Nasıl ondan bu kadar kolay vazgeçersiniz? Polat'la ilgili kararınızdan vazgeçin. Ne isterseniz yaparım. Savcı hanımı bırakın gitsin. Zülfikar'ın dövmesini vücuduna yaptırmaya. Zülfikar benim yüreğimde. Yüreğinde olsa gelir burada düşmanlarına karşı savaşırsın.
Onların emrine girmezsin. Zülfikar amcamı bırak. İstediğini yapayım. Çok mu seviyorsun amcanı? Bakalım o seni ne kadar seviyor. Zülfikar'ı getirin. Polat Alemdar nerede anlat? Amcanın canını bağışlayayım. Senden önceki lidere sor. Yeğenin uğrunda canını verecek kadar seni seviyor. Bakalım sen onu ne kadar seviyorsun? Onu anlama ya. Senin o zavallı aklınla kararmış yüreğin yetmez. Madem öyle, bize öğret, anlayalım. Polat Alemdar nerede? Bana söylemezsen yeğenin yüreğini sökeceğim. Başını çevirip başka tarafa bakmak yok Zülfikar ağa. Medet ya Muhammed. Medet ya Ali. Medet ya Muhammed. Medet ya Ali. Efendim, isterseniz ben önce bir mekanı kontrol edeyim. Gerek yok. Dikkatleri üzerime çekme yeter. Sen arabada bekle. Efendim, aldığım emirler gibi. Özelime girmene izin vermiyorum. Bir derdin varsa sana emir vereni anlat. Semih Bey ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Bilmiyorsan ne dikiliyorsun lan burada? Bana Semih'i ara. Bizim arama yetkimiz yok. Bekleyeceksin. Lan benim aklım seni gardiyan diye mi diktiler lan buraya? Abi sakin ol. Gelecek. Ben onu getirtmesini bilirim. Aramayacaksınız denmedi mi? Semih Bey, kafayı yemek üzereyim. Erkan, sakin ol, geleceğim. Niye darlandın sen böyle? Efendim, beni ihtiyarlarla ne zaman görüştüreceksiniz? Telefonda konuşulacak şeyler değil bunlar. Gelince konuşuruz. Benim sabrım kalmadı. Ya siz gelin ya da ben buradan çıkıp neler olduğunu öğreneceğim. Her zamanki gibi çok güzelsin. Sen de her zamanki gibi çok incesin. Konferansın nasıl geçti? Seni bir an önce görebilmek için kısa kestim. Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu. Seni özlemişim. Şerefe. Birlikte geçirdiğimiz tatil hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Çok güzel bir tatil. Seninle Amerika'da daha çok görüşüyorduk. Türkiye'ye geleli bir ay olmuş, daha yeni yemek yiyoruz.
Merak etme canım. Bundan sonra telafi edeceğim. Şerefe. Faruk, her seferinde beni kandırmayı beceriyorsun. Sana hayır demeyi beceremiyorum. Ah, çok pardon Farukcuğum. Gene sakarlığım tuttu. Önemli değil canım. Ben lavaboya gidip temizlerim şimdi. Kira, Züfekar'ı nasıl kurtaracağımızı buldum. Ama bana gözü pek bir adam lazım. Abi, biz ne güne duruyoruz? Sizi yemezler artık. Bana tanımadıkları biri lazım. Babam, ne yapacağız şöyle? İstersen ben varım. Sen de olmazsın Bekira. Bana tıfıl görünen ama işkenceye dayanacak gözü pek bir genç lazım. Abdüley, ben söyleyeceğim. Abiden bir şey saklamaya dayanamıyorum. Cahit, abinin şimdi hiç aklını karıştıracak zaman değil. Adam nelerle uğraşıyor? Abdüley, Ömer Baba canıyla uğraşıyor. Leyla'yı da öğrenince bize çok kızacak. Niye bana söylemediniz diye. Şu işi bitirelim. Dönüş yolunda söyleriz. Ya ne güzel dönüyorduk arkadaş. Tam iş bitti derken. Beni tanıyor musun? Abi seni kim tanımaz? Senden bir şey istesem yapar mısın? Şeref duyarım. Hayatın söz konusu olsa bile mi? Abi bizim burada hayatımız falan kalmadı. Sen ne yapmamı istiyorsan ben yaparım. Şebiyacılara kendini yakalatacaksın. Sen mi öldürdün? Bunu soracağını biliyordum. Nesir'i niye öldüreyim ki? Sen onunla evlenseydin benim önüm açılacaktı. İhtiyarlar da seni çizecekti. Ben Nesrin'i o kadar sevmiştim ki onunla her şeyi geride bırakmaya razıydım. Adaş, öncelikle başın sağ olsun. Nesrin'e üzüldüğümden çok senin için üzüldüm. Çünkü ben de senin gibi hayatımın kadınını bulsam her şeyi geride bırakırdım. Ama bu lanet ihtiyarlar ne sana ne de bana istediğimiz hayatı yaşamamızın iznini vermiyor. Sen bunu öğrenirim. Bunu öğrenirsem seni öldürmem. Hayatı sana cehenneme çeviririm ki benim yandığım gibi sen de yan.
Neredesin kızım? Seni merak ettik. Biraz rahatsızdım baba. Kafana ne oldu? Düştüm. Çarptım. Ne zaman vazgeçeceksiniz bana hakikatleri anlatmamaktan? Hangisini anlatayım baba? Yaşadıklarımızın hakiki bir tarafı olsa anlatayım. Hakikat olan bir şey var. Senin Polat'ı sevmen. Bizim Polat'ı sevmemiz. Polat'ın bizi sevmesi. Ölünce peki? Polat Elif'i ölünce de sevdi. Ama ne kadar gerçek bu sevgi? Polat ölse bizi ne kadar daha sevecek? Ya da biz onu ne kadar daha seveceğiz? Polat gibi aşıklar ölmez kızım. Polat'ın gönlündeki vatan aşkı onun tabiatında var. Aşıkların tabiatı değişmez. Ancak eşyanın, hayvanın tabiatı ölünce değişir. Belki haklısın. Belki de haksızsın. Bilmiyorum baba. Arabayı yükledin mi Baki? Yüklemesine yükledim de abi. Biz bu işe niye giriyoruz? Niye girmeyelim? Memleketin hayrına. Abi, senin yaptığın hayır yeter. Ben işten tırsıyorum. Niye tırsıyorsun oğlum? Farz et ki keleş alacağız. Her şey kafada bitiyor, kafada. İşi gözünde büyütmeyeceksin. Abi sen nasıl çevrecisin? Zarar değil mi bunlar? Oğlum. Termik santral, daha mı az zararlı? Hidroelektrik santral, daha mı az zararlı? Sen bilip bilmeden konuşma. Cahil cahil. Sen nükleer serpintiden falan korkuyorsan gelme Baki. Ben zaten adamımı ayarlamışım. Birazdan gelir. Fırtına gibi. Tufan. Abi. Abi ben öyle demedim. Sen nerede ben orada. İyi. Bak kapıya. Öpeyim, öpeyim. Ne yapıyorsun imdat? Ne yapıyorsun? Abi, sen beni çağırdın ya. Ben sevmişler, ne yaptığımı bilmiyorum. İyi, otur hadi, otur. İmdat. Örgütün büyük toplantısı varmış. Oraya gideceğiz. Ama zaten sen hazırlıklı gelmişsin. Baksana, neler neler. Abi, cehennemde olsa gideriz. Neredelermiş? Aşağı yukarı cehennem gibi bir şey zaten. Gidince görürsün. Abi, imdatı niye götürüyoruz? Abi, o nasıl laf? Dayımın intikamını alacaksınız. Ben gelmeyeceğim. Olur mu öyle şey? Kamuflaj Baki. Kamuflaj. Anlamadım abi. Ben size yolda anlatacağım. Hadi yürüyün bakalım. Gel.
alkolik etti bu devlet vazifesi bizi Nafiz, alkolik. Ben içmiyorum efendim. İzin versem şişesiyle içersin. İptila var sende, iptila. Anne? Ben dedim size efendim, viskiler çoktan konulmuştur. Bu ofiste artık çay tarih oldu. İskoçlar ile geçirdi diye. Etek de giyin evladım, etek de. Ne eteği anne? İskoç eteği. Anne, bari makamımda yapma. Makamının kutsiyetine zarar verme o halde. Bu içki devlet terbiyesine sığar mı? Rahmetli babandan böyle mi gördün? Babam gibi rakı mı içim anne? Bize müsaade edin. İspiyoncu, senin hesabını ayrıca göreceğim. Cesedimi çiğnemeden Erhan'a Gül'den ağır laf edemezsin. Çık dışarı, çık. Gerçi senin bütün derdin beni öldürüp cesedimi çiğnemek. Anne, billahi kendimi öldüreceğim. Ya ben senin niye ölmeni isteyeyim? Burada oturup içki içeceğine Leyla'nın peşinden koş. Anne, sen oğlunu kaç yaşında zannediyorsun? Ben rüyalarımda seni hep 5 yaşında görüyorum. Devlet kurdum. Devlet yıktım. Yakmadığım can, içeri attırmadığım adam, söndürmediğim ocak kalmadı. Hala 5 yaşında mıyım? Kösem Sultan. Ben kösemsem sen de Murat ol. Şu ofisi yık. Başkasının tahtına oturma. Nafiz. Allah belanı versin Nafiz. Yıktırtmadın bana şurayı devlet ödenek vermiyor diye. Selamın kavlende. Anne, niye geldin buraya? Beni alkolik etmeye mi? Akşam yemeklerine gelinecek dedim, gelmedin. Sen gelmezsen ben gelirim. Hepsi bu mu yani? Leyla kızımın vaziyeti nedir? İhtiyarlara ulaşabildi mi? Rapor ver. Ulaştı, ulaştı. İhtiyarlar asıl raporu ona verdi. Canını zor kurtardı. Şimdi Polat'ın babasının yanında. Ben onun yerinde olsam, bypass'a da birlikte girer, bütün damarlarımı değiştirirdim. İhtiyarlar bile kadının içindeki cevherin farkında. Bir sen değilsin. Yazıklar olsun emzirdiğim süte. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Niye moralin bozuk senin? Selahattin benim yardımcım. Anlat. Efendim, geçirdiğiniz kazanın kurgulanmış olduğunu öğrendik. Ona benim şüphem yoktu zaten. Kim kurgulamış? Asıl onu öğrenebildiniz mi? Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Elimizde bir şey yok diyorsun yani. Maalesef. Kimlerin yaptığı hususunda bilgimiz yok. Ama sizin için tehdidin devam ettiğini düşünüyoruz. Çünkü bu hadiseyi kim kurgulamışsa sizinle ilgili bilgilere vakıf biri. Siz araştırmaya devam edin. Selahattin'in iletişim bilgilerini alın. Onunla koordineli çalışın. Efendim, can sıkıcı bir husus daha var. Ekrem Hoca memlekete gelmiş. Yeni bir istihbarat yapılanması kuracağı söyleniyor. Ekrem Hoca kendini iyi yetiştirmiş değerli bir beyin. Muhakkak faydalanmak lazım. Efendim, ona şüphe yok. Ancak bizden bağımsız bir oluşum olacağı söyleniyor. Sencer Bey beni aradı, hocayla ilgilenmemi istedi. Sencer Bey mi varmış yeni oluşumun başında? Öyle görünüyor efendim. Benim bu tip oluşuma itirazım yok. Aksine faydalı görüyorum. Ancak eski personel refleks gösterecek. Moralleri bozulacak, direnecekler. Türkiye eski Türkiye değil, kurum da eski kurum değil. Kendini geliştiren, katkı sağlayan kalır. Diğerlerini başka kurumlara gönderin. Hey!
Bunu al. İyi bu. Sür. Sür. Allah Alemdar büyük kahraman. Seviyor ben. Sür onu. Sür. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun sen orada? Sana buraya girmeyeceksin demedim mi? Bırak Yezid. Utanmıyor musun garibana vurmaya? Bakalım bunlara yardım ettiğini duyunca sana ne yapacaklar? Ben bir şey yapmadım. Bırak. Bırak. Yürü. Kimseye söylemem. Vallahi billahi kimseye söylemem. Ben bir hava alayım abi. Ben de geleyim. Yok, sen gelme. Ne oluyor Cahit? Gençler bize 2 dakika müsaade edin. Abi nasıl olsa dönüyoruz diye sana bir şey demedik ama... Yenge ile ilgili sıkıntılı bir durum var. Ne olmuş Leyla'ya? Abi ihtiyarları öğrenmiş. Senin meseleni çözeceğim diye uğraşıyor. İhtiyarları nereden öğrenmiş? Mete Aymar'la görüştü abi. Ne yapıyor bu Leyla'ya? Ver şu telefonu. Efendim. Savcı dediğin her telefona bakar. Polat. Ne yapıyorsun deli kız? Ya sen benim yüreğimi mi indirmek istiyorsun? Neredesin? Geldin mi? Kalbindeyim. Nerede olacağım? Bir de soruyor musun? Bak yemin ediyorum bu kalbi söker atarım. Yeter. Dayanamıyorum. Benimle oynama. Onu da yaparsın deli kız. Onu da yaparsın. Neredesin? Hala Suriye'deyim. Ne zaman geleceksin? Leyla oraya gelir gelmez seni göreceğim. Önce beni dinle. Bak ortalığı karıştırıyormuşsun. Yapma. Bunun için mi aradın beni? Hala o iğrenç insanları mı savunuyorsun? Leyla, eğer beni seviyorsan hatırım için inadından vazgeç. Gitme kimsenin üstüne. Lütfen gelmemi bekle. Söz mü? Geleceğine söz ver önce. Ölmeyeceğine söz ver. Söz, geleceğim. Peki. Söz. Aa, Polat kapatma. Telefonu Ömer babayı götüreyim. Kapatmam lazım telefonu. Selam söyle, ellerinden öpüyorum. Dua etsin. Dua mua edemez. Bypass olması lazım. Oğlum gelmeden ameliyat olmayacağım diyor. Polat! Polat! Buradayım, buradayım. Bir şeyim yok. Ben annemle babamla konuşurum. Ameliyata girmemek ne demek? Hepiniz bir alem oldunuz. Bir de laf mı söylüyorsun oradan buraya? Ölüme giden kim? Alemmişiz. Kapatmam lazım. Öpüyorum güzel gözlerinden. Öpme gözlerimden. Ayrılık getirir. Hiç güleceğim yoktu. Ömrümü güldürdün. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de canım benim. Sen de.
Çok şükür yarabbim. Çok şükür. Evladım, bunca yıl dayanmış bu damarlar. Sen gelinceye kadar da dayanır. Babacığım, aklım sizde mi kalsın? Kalsın evladım. Baba, ne olursun merhamet et. Sen ayağa kalktığında bastonun ben olacağım. Birlikte gezeceğiz. Sen de bize merhamet et evladım. Hadi annenle bana etmiyorsun. Evladına merhamet et. Baba, gelmeyeceğim demiyorum ki. Son bir şey kaldı. Ben de ameliyat olmayacağım demiyorum ki. Gel güzel gözlerinden öpeyim. Sonra istedikleri gibi kesip bitsinler. Öpme babacığım gözlerimden. Ayrılık derler. Bize ayrılık yok evladım. Sevenlere ayrılık yok. Hadi. Uzatma sürgününü de gel. Tamam babacığım. Ellerinizden öperim. Benim canparem. Allah'a emanet ol. Savcı Hanım, müsait misiniz? Semra validemiz bir hatırınızı sormak istedi. Buyurun buyurun. Sağ olasın Erhan'cığım. Ne demek efendim, vazifemiz. Ben buradayım. Siz rahat rahat görüşün. Kadınların halinden ancak kadınlar anlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnsanda azıcık utanma olur. Deli kafanla benim işime karışma. Sarhoş anasına söver, deli anasına sövmez. Sen hangi cinsin? Terrier cinsiyim. Sana ne? Baytar mısın? Terrier onu yer, bunu yer, seni yer. Defol git, parçalarım seni. Hoş. Üstlerine gitsen bile netice alamayacağım belli. Daha ilk günden tımarhaneye tıktılar. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben öldürürler dedim. Belki de öldüreceklerdi. Ama Polat'ın hatırına bir şey yapmadılarsa... Hatırını saydıkları adamı ölüme mi yollarlar? Aşk olsun Semra Hanım. Madem öldürürler diye düşündünüz, niye üstlerine git dediniz? Eğer sen üstlerine gitmeseydin, hakikaten tımarhanelik olurdun. Aklını yitirirdin. O da ölümden beter. Bir de bildiğim bir şey vardı, onun için yaptım. Nedir? Bunlar eğer seni öldürmezlerse, seninle alakalı bir planları var demektir. Nasıl bir plan? Bilmiyorum. Ama bir tasarrufları olmasa çoktan ölürdün, onu biliyorum. Siz benim yerimde olsanız şimdi ne yaparsınız? Sonuna kadar zorlarım onları. Nasılsa zaaflarını gösterdiler, seni öldürmediler. Sonuna kadar zaaflarının üstüne giderdim. Kadının kim olduğunu öğrendiniz mi? Efendim, görünürde bir Amerikan şirketinde yönetici. Ama Mossad ajanı olduğunu tespit ettik. Hmm. Ne yapmamızı emredersiniz? İzlemeye devam edin. Efendim, Faruk Bey'i durumdan haberdar etmemiz gerekmez mi? Sen Faruk'u o kadar toy mu zannediyorsun? Kadının ajan olduğunun farkındadır. Akif'e söyleyin. Ne maksatla görüştüğünü araştırsın. Eşref'i alabilirsin artık. Savcı Hanım... Basın toplantısını yapacak mı Eşref? Öyle gözüküyor efendim. Hmm. Sen bunun için gelmedin ama. Efendim, bir sıkıntım var. Müsaade ederseniz arz edeyim. Seni dinliyorum. Sencer Bey benim görev alanıma müdahale etmeye başladı. Yeni bir istihbarat yapılanması üzerinde çalışıyormuş. Bir analist ekibi kurması için Ekrem Hoca'yı Amerika'dan dönmeye ikna etmiş. Buna hepimizin sevinmesi gerekir Eşref. Sencer de sonunda bölgesel güç olmamızın kaçınılmaz olduğunu gördü.
bunun için de çalışmaya başladı. Ben öyle düşünmüyorum efendim. Kendi ekibini oluşturuyor. Bu bizim sistemimizde sorunlara yol açar. NATO'dan bağımsız bir istihbarat servisine ihtiyacımız var. İstihbarat teşkilatımızın yapısı, kadrosu ve zihniyeti bölgesel güç olmamız için yeterli değil. Efendim, teşkilatı stratejik hedeflerimiz doğrultusunda değiştirip yeniden dizayn etmeye çalışıyoruz, biliyorsunuz. Bu dönüşüm zaman alacak Eşref. Teşkilatı bir anda dönüştürüp büyütmek çok dikkat çeker. O yüzden Amerikalılar gibi düşünce kuruluşlarından bağımsız düşünebilen analistler yetiştirip sonra teşkilata entegre etmemiz lazım. Efendim, konuşmamızdan anladığım kadarıyla Sencer Bey'e bu görevi siz vermişsiniz. Evet, ben verdim. Şu halde çekincelerimi korumakla beraber Sencer Bey'in başarılı olması için elimden gelen yardımı yapacağım. Teşekkür ederim. Mirsad, sen kal. Biraz konuşalım seninle. Olur efendim. Otur. Kurumda hangi alanda çalışmaktan daha çok mutlu oluyorsun? Efendim, daha önceleri operasyonda sahada olmayı çok seviyordum. Ama işimizin %90'ının masa başında olduğunu biliyorum. Sen benden erken öğrenmişsin. Ben zorunda olarak masa başına geçmeden önce masa başında istihbaratçılık mı yapılır derdim. Doğru analiz yapmanın, bilimsel metotların ne kadar hayati önemi olduğunu geç anladım. Tabii şimdi teknoloji de var. Teknolojiyi iyi kullanan diğerlerine göre büyük üstünlük sağlıyor. Nasıl? Müsaade ederseniz bilgisayarınızı kullanabilir miyim? Efendim, mesela sizin hakkınızda bilgi toplayacağımı farz edin. Baştan kaybettin. İnternette benimle ilgili tek şey bulamazsın. O kadar emin olmayın efendim. Bunlar sizin adresinize teslimat yapan firmaların isimleri. Örneğin eczanenin aylık olarak ilaç getirdiğini görüyorum. Buradan da sizin sürekli ilaç kullanmanızı gerektiren bir rahatsızlığınız olduğunu görüyorum. İlaçlarınızın listesini firmaların bilgisayarına ekleyerek stoklarından öğrenebilirim. Bu listede görüldüğü kadarıyla alerjiniz var. Bu bilgiyi operasyonel birimlere gönderip pekala size doğal sebeplerle ölmüşsünüz gibi bir suikast düzenlemelerini sağlayabilirim. Bu nedir? Size uydu yayını sağlayan şirket. Dün akşam bir tartışma programı kaydetmişsiniz. Hı hı. Bu arada evde paralel izleyen birileri var. Haberiniz olsun efendim. Kim olduğunu söyleme bari. Çocukları utandırmayalım. Su. Biraz daha dayan aslanım. Aslanım, biraz daha. Al bunu. Al bunu. Biz
Bizim yüzümüzden sana da eziyet ettiler. Hakkını helal et. Suyu içir, tası ver. Kremi de ver, yakalanmayayım. Balat'a da yardım ettim ben. Büyük adam. Nerede? Gitti mi? Çok şükür gitti. Zülfikarları infaz ettir. İşimize yaramazlar. Konuşturdun mu? Polat Alemdar gitmiş. Otursana koçum. Ne iş çeviriyorsunuz siz? Ne biçim konuşuyorsun sen? Bana Türkiye'nin en önemli adamlarından birini öldürttünüz. İhtiyarların emri diye. İhtiyarlarla görüştür diyorum. Bugün olmaz yarın, yarın olmaz öbür gün. Kaç ay geçti? İhtiyarlar senin köyünün ihtiyar eğitimi zannediyorsun. Beni Tufa'ya getirdiğini zannediyorum arkadaş. Ya beni ihtiyarlarla görüştüreceksin ya da ben Polat Alemdar'a seni vereceğim. Erkan, seni tanımasam kafana sıkarım. Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Ne istiyorsan öyle düşün. İhtiyarları görmezsem asıl o zaman yapacaklarımı ben bile kestiremiyorum. Ne olmuş oğlum sana böyle? Kafayı mı yedin sen? Lan bana Memati'yi öldürttünüz lan! Daha ötesi var mı? Kalkın gidiyoruz. Bırakın Yezidler! Ölecek çocuğu! Yere! Sana son bir şans vereceğim. Halkımıza karşı işlediğin suçları itiraf edersen yeğeninin canını bağışlayacağım. Amca, benim için bu şerefsize yalvarma. Nasıl olsa ölümü tadacağız. Ha şimdi, ha sonra. Yeğenimi bırak. Ne istiyorsan bu kameraya söyleyeceğim. İyi, başla o zaman. Olmaz. Önce yeğenimi bırakacaksın. Onun güvende olduğundan emin olacağım. Pazarlık yok. Konuşacaksan konuş, yoksa sıkarım. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Ne yapıyorsunuz lan? Ara mı giriyorsunuz? Başkanım, bu Türk beni yakaladı. Polat Alemdar'dan bahsediyor. Dediğin gibi Nurettin kendini yakalattı. Sen iyi misin? Bir şeyin var mı? İyiyim abi. Üç mahalle kovaladılar. Ama buralarda kimse benim gibi koşamaz. Geliyorum kızım! Korkma! Baba beni kurtar! Geliyorum!
bak annen orada. Bak seni gel. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Bak böyle. Korkma. Duyuyor musun beni artık? Bak annen orada. Seni bekliyor. Eğer dediklerimi yaparsan annene çözülmez, tamam mı? Ben sana söyleyince hiç durmadan, hiç arkana bakmadan koşacaksın. Annene sarılana kadar, tamam mı ya? Alemdar'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Dün bizim oraya geldi. Sonra gittiler. Nereye gittiler? Türkiye'ye mi döndüler? Hayır! Hayır! Arkadaşını arıyordu. Türkiye'ye gitmedi. Duydun mu amca? Polat abi bizi bırakmayacak. Duydum yeğenim, duydum. Bunu iyice konuştur. Doğru söylediğinden emin ol. Daha gelmedik mi imdat? Sen biraz daha dinlen abi. Çok adam öldüreceğiz, çok yorulacağız. Bu yol değişti mi? Buralar çok değişti abi. Dur lan dur. Abi, kaptırmış gidiyorum. Hiç gazımı kesme. Lan oğlum dur. Böbreklerimi rahat ettireceğim. Neresi oğlum burası? Abi, sevdiğin, özlediğin topraklara getirdim. Diyarbakır'a girmek üzereyim. Diyarbakır'a mı? Kalk, kalk, kalk. Ne oluyor abi? Bu imdat bizi Sarp sınır kapısı yerine Abur sınır kapısına getirmiş. Abi yanlış yapmış. Lan! Şimdi ikinize birden bir yanlış yaparım. Görürsünüz o zaman yanlışı. Sen geç direksiyona. Bak. Bak sen bizi buralara getirdin ama bu iş bitsin.
Sir. Senin meseleni de halledeceğim, tamam mı? Abi, benim işim kısa. Gelmişken halledip gideydik. Oğlum, Zaza dayın da benim durumumda olsa önce bu işi çözerdi. Tamam. Geçin. Ciddi adamsın. Polat beni unutmaz. Ben yardım ettim. Yine yardımını istiyor. Ben sana mesaj iletmek için mahsus yakalattım kendimi. Söyle. Ne diyor Polat Alemdar? Yarın öğlen seni meydanda bekleyecek. Gidip görüşmen lazım. Gideceğim. Ben özledim Polat. Senin de beni unutmamış. Dikkatli olun. Polat Alemdar'ı görene kadar ortaya çıkmayın. Tamam, merak etmeyin. Gerçekten çok büyük adamsın. Düşmanın gelip senden yardım umuyor. Yürüyün, gidiyoruz. Birazdan anlarız Abdülay. Abi adamlar yemi yutsalar bile mekanı komple boş bırakmazlar. Zülfikar Ağa'yı nasıl kurtaracağız? Biz içeri girmeden sıkabilirler. Önce ben gireceğim. Zülfikar Ağa'yı güvence altına alacağım. Size doğru geliyorlar. Bana 7 dakika ver. Sonra ön taraftan sıkarak girin. Tamam abi. Al. Alıştın mı koçum? Ben alıştım da. Sizin bana alışmanız biraz zaman alacak belli. Öyle koçlu tosunlu konuşmadan haz etmem. Kötü bir şey demedik arkadaş. Büyütecek bir şey yok. Sen burada bekle. Ben geldiğini haber vereyim. Seni daha önce hiç görmedim burada. Ben bu aralar görünmezim. Ne oldu ki görünmeye karar verdin? Sıkıldım. Sen mi sıkıldın? Yoksa senin halinden mi sıkıldılar?
Kabul edecek seni. Şuraya. Beni neden gözden çıkardınız? Ne diyorsun sen? Benimle burada mı görüşecek ihtiyar? Çocuk mu kandırıyorsun lan? Saçma sapan konuşma. Bize çay ver. Yok çay. Bekleyin. Allah Allah. Vakit tamam Abdüley. Abi girebildi mi acaba? Keral. Çekil lan kambur. Kapıyı tutun. Adamlara haber verin. Gelsinler. Ben Zülfikar'ı rehin alıp adamlar dönene kadar Polat Alemdar'ı oyalayacağım. Ne bakıyorsunuz? Yürüyün. Seni kurtarmak için geri geldi. Anlaşılan seni hafife almış. Ben seni hafife aldım, bir hata yaptım. Ama sen beni hafife alarak hayatının hatasını yaptın. 20 senedir kimse anlamadı. Benimle aynı odada yatan adamlarım. Sen nasıl anladın? Nasıl olacak? Çayın çok kötüydü. Benim çaycım bu kadar kötü çay getirse kafasını sıkar. Dur! Teslim alıyorum. Teslim! Asıl Hanım. Şamil, sen bunların başında bekle. Tamam abi. Polat Alemdar, beni öldürmekle benden faydalanamaz. Senin gibi zeki bir adam bulmuşum, hemen öldürür müyüm? Polat Alemdar, seni bir kez daha takdir ettim. Bundan sonra emrindeyim. Kendini çok fazla önemsiyor Abdüley. Hala bunu konuşturuyor musun? Hadi,
Efendim Erkan Örgü. Efendim. Yerimi tespit etmek için hiç uğraşmayın. Kısa konuşacağım. Eşref Bey'e söyleyin, onunla görüşmek istiyorum. Neredesin Erkan? Söyle, aldırayım seni. Görüşleyeyim Eşref Bey'le. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Eşref Bey'e söyle, ondan başkasına konuşmam. Buluşma yeri için tekrar arayacağım. Efendim, önemli bir gelişme var. Erkan aradı, sizinle görüşmek istiyor. Güzergah niye değiştirildi? Efendim, arkadaşlar MOBESE'den bakmışlar, kaza var. Yol çok tıkalı, onun için değiştirdik. Tamam, sen çıkabilirsin. Efendim, Sencer Bey hazırlanmış. 10 dakika içinde çıkmamızı istedi. Tamam. İşlediğin günahları anlatmanı istiyorum. Ne eksik ne fazla. O kadar çok ki. Nereden başlayayım? Çocuklardan başla. Polat Alemdar, ben bunları psikopat olduğum için yapmadım. Yaptıklarımdan ne zevk duydum ne de yapmaktan hoşnut oldum. Ama senin için kendi devletin ne kadar kutsalsa, benim devletim de benim için o kadar kutsal. Sen devletin kutsiyetini yanlış anlamışsın. Devlet halkıyla varsa kutsaldır. Devlet olmadan halkı yaratamazsın. Seninle fikir tartışması yapacak değilim. Anlat. Efendim, çok ciddi bir gelişme var. Fotoğraf nerede çekildi? Faruk Bey'in evinde. Görüntüler Akif'in kamerasından efendim. Akif'i buraya çağır. Derhal gelsin. Polat Alemdar, beni öldüreceksen kendi vatanımda öldür. Şerefsizlerin vatanı olmaz. Al bunu götür Abdülay. Sıkarım kafasına gitsin. Toprağına gömülmek istiyormuş. Abi toprağının her yerine bir parçasını bırakın. Biz de ne yapacağız? Abi. Sürüye sürüye gezdireceğiz. Güzel fikirmiş. Abi. Ne var? Ateş altında. Artile, sniper. (Gülüyor)
Abi sniper! Abi!